Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel amilu fil fi'lil mudari'i fi'l muzari'de amil ala nev'ayni, iki nevi üzeredir. Yine buraya kadar bir taksimatı gözden geçirmemiz lazım. Bu kitap 60 amil, 30 mamül, 10 irab'tan bahsediyor. Amil ikiye ayrılıyordu. Lafzı manevi. Lafzı amiller ikiye ayrılıyor. Sema'i kıyasi. Sema'i amiller, avamilik şeyler, efradı 49, nebileri 5. Birinci nevi, orada ne diyordu? İsimde amil, fiilde amil. İsimde amil ile kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bir isimde amil, iki isimde amil. Tabi bu arada birçok şeyler geçti. İsimde bir isimde amil olanlar harfi cerler. İki isimde amil olanlar inne ve ehevatı hurufmuşum be bil fiil. Ve iki isimde amil olanları da gördük. Şimdi fiilde amil olanlara geldik. Bak ta yukarıdaki taksimata isimde amil, fiilde amil. Bunlar daha halen lafzi amiller. Semai amiller bunlar. Nasıbun birincisi fiil-i muzari nasbeden amiller ve cazimun ikincisi cezmeden amiller. Şimdi biz bunun nasıbun okursak el evveli nasıbun ve sani cazimun takdirinde. Ama nasıbin ve cazimun okusaydık bedel olurdu. Fe nasıbu erbaatu ahrufin, nasbedici amiller 4 harftir. Bunlardan bir tanesi en lil mastariyeti. Eni mastariye. Yani eni mastariye fiil-i muzarının başına geldiği zaman onu mastara çeviriyor. Ne yapıyor? Mastara çeviriyor. Peki velen, bir de lem, linefyil müekkedi fil istikbal. Linefyil müekkidi fil istikbal. Tekidi nefi istikbal içindir. Yani gelecekteki bir manayı pekiştirerek nef etmek için. Velen len linefyil müekkedi. Nefki müekked, pekiştirilmiş olumsuzluk. Fil istikbal, istikbalde. Lende istikbal var, öyle değil mi? Mesela velen yetemennevhu ebeda, Yahudiler kesinlikle ebedi ölümü istemezler gibi efendim geleceğe ait. Geleceğe ifade ediyor. Ve key, keyin içindir. Lissebebiyet, sebebiyet için. Yani keyden önceki gelen cümle keyden sonraki gelenlerin sebebidir. Sebebi. Misali neydi mesela bunun? Üridü ya da estemtü. Estemtü. Müslüman oldum. Key edhulel cennete. Cennete girmem için. O zaman İslam'a girmek cennete girmenin sebebidir. Öyle değil mi? İslam'a girmek, İslam'ı kabul etmek cennete girmenin sebebidir. Sebebiyet bildiriyor. Mesela şeydeki avamdaki misal neydi? Üridü tuğlel umr. Yani atlı bu tuğlel umr. Ben ömrüm uzun olmasını istiyorum. Key uhassılel ilme. İlim tahsil etmem için. O zaman ömrün uzunluğu neye sebep? İlmin tahsil edilmesine sebep. Evet. Talil manası desek. Ney manasına? Talil manası desek olur değil mi hocam? Olabilir. Ve izen li şartı vel cezai. İzen ise şart ve ceza içindir. İzen, bu da yine bir sualin cevabında kullanılıyor. İzen. Ve şartu amelihi. İzenin amelinin şartı, öbürlerinde şart yok bakın bunda. En yekûne olması fi'alihû, izenin dahil olduğu fiilin müstakbelen, istikbal manasını ifade etmesi lazım. İzenin dahil olduğu fiil hazır değil, madî değil, istikbal ifade etmesi lazım. Evet. Gayre mu'temidin alâ mâ kablehû. Mâ kabline dayanmaksızın. Yani mâ kabline herhangi bir mana açısından onunla ilgisi olmayacak. Makamine dayanmadan tamamen istikbali ifade edecek. Kale el itimadu munhasrun fi sebil istikrak kevni ma ba'dahu khabara lima qablahu ve rubbama yansibul mudari ma dalik nusabun ma nahu en ne izen ukrimuke ve kevnuhu cüz'en lehu nahu in tükrimni izen ukrimke bil cezm kevnu cevabini el kasamna vallahi izen La ukhrijanna ve iza temada bil vav vel fa fel vicani itibarun cüredir itimad aleyh. Yani
şart cevap gibi izenin ne olması lazım? Makabline itimat etmemesi lazım. Ve in üride bihil halü. Eğer izenin dahil olduğu fiille hal murad edilirse, hal. İzenin dahil olduğu fiille şimdiki zaman. Evi atemede ala ma kablehu ya da ma kabline itimat ederse, yani ma kabline mana olarak dayanırsa, o zaman lem te'amel amel etmez. Şimdi misaline bakalım. Peki nahvu izen azunnuke kâziben. İzen azunnuke. İzen o takdirde azunnuke. Şimdi seni zannediyorum kâziben, yalancı. Limen kâle diyene karşı. Kultu hâdel kavle. Bir adam diyor ki bu sözü ben söyledim. Bu sözü ben söyledim diyene karşı sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben şimdi seni yalancı zannediyorum. Gelecekte değil. Dikkat edin. O zaman bu ne yaptı? İzenin dahil olduğu fiil hal manası ifade etti. Hal manası şimdiki zamanı ifade edince nasip edemiyor. Nasip etseydi ne olacaktı? İzen ezunneke olacaktı. Öteki ve nahve ene izen ükrimüke. Bunun gibi. Bu kim için? Limen gareci itüke. Sana geldim diyene karşı sen ne diyorsun? O halde izen ükrimüke. Bak itimat var. Yani bir tane sana diyor ki ben sana geldim. Sen de ona itimat şey yaparak diyorsun ki cevaben. Şimdi, öyleyse ben de sana şimdi o takdirde ikram ediyorum. Bak makabine itimat etti. Senin ikramın onun gelmesine bağlı. Halbuki makabine böyle itimat olmayacaktı. İşte itimadın manası bu. Bir daha okuyalım orayı. Ve nahu şunun gibi yine ben izen bu takdirde ükrimüke. Sana ikram ediyorum. Senin ikramın yani benim sana ikramım neye bağlı? Senin gelmene bağlı. O zaman ikramının dayanağı senin gelmem. Halbuki öyle olmayacaktı. İtimat etmeyecekti. O zaman burada izen feili nasip edemez. Evet. Ve yecuzu itmaru en. Eni gizlemek muzmar en. Hasaten ene mahsus olmak üzere eni izmar etmek caiz olur. Hani daha önceden başka kitaplarda okuduk. Fiil-i muzari nasip eden enin muzmar olduğu yerler. 7-8 tane yer var. Mukadder enle. Mukadder olan, muzmar olan enle fiil-i muzari nasip edildiği yerler. Bunu şey daha güzel almış. Ennahul Vadık'ta daha geniş çapta almış. Efendim fay sebebiyeden sonra gelirse daha başka başka yerleri vardı. Lam-ı Talil'den sonra gelirse bunların hepsi ya da Lam-ı Cuhud'dan sonra gelirse Nefi'den sonra gelirse efendim Temenni'den sonra gelirse Arz'dan, İstifam'dan sonra gelirse bunlar o zaman ne yapmıyordu? Nasip etmiyordu. Mukadder oluyordu. Mukadder. Eni muzmara ile mensup. Nahvu zürni fe ükrimeke gibi. Zürni beni ziyaret et. Tezürni demektir bunun aslı. Beni ziyaret et ki fe ükrimeke ben de sana ikram edeyim. Fe en ükrimeke takdirindedir. Of, ona biz ne diyoruz? Fa'i efendim sebebiye diyoruz. Fe ükrimeke. Evet. Bu kadar bu dört nasip edici edatla ilgili. Bunun tafsilatına bakabiliriz başka kitaplara. Vel cazimü fiil-i muzari cezmeden edatlar hamsete aşara kelimeten. 15 kelimedir. Dikkat ederseniz bunlara hep harf demiyor. Çünkü bunların içinde harf olanlar var, kelime olanlar var. Erbatü minha o 15 kelimeden dördü hurufun harflerdir. Teczimi fiilen vahiden. Böyle harfler ki bir fiil muzari cezmeden. Ve hiye lem ve lemma lem lemma. Niçin gelmiş bunlar? Li nefhil mazi. Maziyi nefhetmek için. Yani bu lemle lemma neydi? Başına geldikleri fiil-i muzariye mazı manası verdirir. Bunların üç tane fonksiyonu vardı. Bir, cezmeder. İki, nefheder. Üç, manayı muzariyeden maziye çevirir. Sen geçen bir şey söylüyordun. O da güzel bir şey. Mesela lem'in dahil olduğu fiile
fiilden sonra bir badü kelimesi getirilirse o da lemma gibi amel eder. Lemma cehti müstaharak, lem cehti mutlak. Şimdi ama lemden sonra badü getirirseniz o da aynı lemma gibi. Henüz şimdiye kadar hiç yardım etmedi demektir. Badü henüz. Oradaki badü sonra değil. Henüz. O zaman bu lemle lemma mazi nefk için. Ama iki fonksiyonları daha var. Onlar neydi? Efendim muzarı manasını maziye çevirir. Nefk eder ve cezmeder. Tabi cezmetmeleri de ya harekeyi düşürürler bunlar. Bir fiil muzarı cezmediyor. Ya da illetli fiilse müfretlerinde harfi düşürür. Velamul emri emir lamı. Buradaki emir lamı emri gayip lamı. Emri gayip lam. Liyansur, liyadrib, liyeftah, liyeclis. Velâun nehyi nehi lâsı. Nehi lâsı da iki türlü. Nehi gayip, nehi hazır. Bunların içinli talebi. Emir lamı, nehi lamı talep içindir. Birisi yapmasını, muhatabın bir şey yapmasını ondan istemek. Birisi de kaçınmasını istemek. Yani ya fiili talep ya fiilin terkini talep. Bak burada da hatta söylemiş. Demiş ki talebil fiili ve terki istilaen. Mesela emri gayiplerde emir aladan ednaya yapılırsa buna emir deniyor. Ya da hudu yani boyun eğmek ya da istiva aynı derecede olanların birbirine emri. O zaman efendim bunlar talep için oluyor. Mesela liyusalli namaz kılsın. La yekzib yalan söylemesin. Nehi hazır olursa la tekzib yalan söyleme. Bunların hepsi talep. Birisi bir şey yapmasını talep ondan. Öteki de bir şey yapmamasını talep. Evet. Dört tanesi de bunlar neymiş? Bir fiil-i muzari cezmeden edatlar. Ve ehade aşara bundan 11 tanesi minha bu cezmeden kelimelerden teczimi fiyaleyni iki fiili cezmederler. İnkâne mudâri'ayni. O iki fiilin ikisi de muzari olurlarsa tüsemma bunlara ad verilir. Bu iki fiili muzari cezmeden, iki fiili cezmedenlere kelimel mücazat. Bunlara ne deniliyormuş? Kelimel mücazat. Kelimel mücazat. Yani şart ceza edatları demektir. Şart ve ceza cümlelerinden oluşan bu kelimelerin oluşturduğu cümlelere bu kendilerini kelimel mücazat efendim oluşturdukları cümlelere de şart ve ceza ya da şart ve cevap cümleleri adı verilmiş oluyor. Ve hiye bu 11 tanesi in. Diş şartı şart için in. İn ne için? Şart için. Vel ceza ceza için. Hem şart hem ceza. Öyle değil mi? Mesela in tedrus edrus diyelim. İn tedrus edrus. Eğer sen okursan, ders yaparsan ben de yaparım. Şart cevap. Ve haysuma haysuma ve eyne eyne ve enna enna lil mekan bunlar neymiş? Zarfı mekan. Bunların üçü de zarfı mekan. Öyle değil mi? Ancak burada hangisi cezmediyor, hangisi cezmetmiyor? Mesela burada haysu ma, haysu ma cezmediyor mu? Ma ile cezmediyor. Demiş ki küllün min hâzihi selâse lil mekân illâ enne yeczimü bi gayri ma. Oradaki enne ma'sız cezmediyor. Enne ma olmaksızın. Ama haysu ma, haysu bir de öteki hangisiydi? Haysu bir de eyne ma. Bunlar da ma ile cezmediyor. Haysu ma, eyne ma. Şimdi orada enna baş sonuna ma getirilmeden cezmediyor. Ama haysu ile eyne sonuna ne getirilerek cezmediliyor? Cezmediyor. Ma getirerek. Evet. Oradaki efendim amel etmiş şeyler de bu işte. Ve izma izma bir de. Ve izâ ma ikisi de ve meta meta biz zaman bunlar da zarf-ı zaman içindir. Demek ki bunlar neymiş? Zarf-ı zaman. İzma, izama, meta. Bunlar da yine
efendim ne yapıyor? İza ma ile meta zaten ma'sız iki fiili muzari'yi cezmediyor. Şurada bir beş almış benim kitapta. Ala hamseti evcühün demiş. Şartiyetün. Yok. İsmi istifamin. Bu meta ya ismi istifam olur. Meta'nın geliş şekillerini söylemiş. İsmi istifam. Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman? Burada ne olmuş oluyor? İsmi istifam oluyor. Cezim edatı olmuyor. İkinci bir gelişi isim şart. Şart ismi olarak kullanılıyormuş bu meta. Meta eda'ul imamete tarifuni. Sarığı koyduğum zaman benim kim olduğumu bilirsiniz. Koyduğum zaman. Burada ne oldu? İsmi şart. Ne zaman? Zaten orada bak cezmetmiş. Meta eda'ul imamete tarifuni. Tarifunun cevabı. Bir de efendim vesmim muradifun lil vasat. İsmi muradif vasat manasına ve harfün bir mana men ev. Oralarda başka manalar vermiş. Bunlar artık şey yoktu. Baharsınız ileride. Demek ki bu iki fiil muzari cezmedenlerden izma, izama, meta. Bunlar da zaman zarfları. Ve mehma ve ma ve men ve eyyü. Bir de bunlar. Bunların manası da tamamen mehma ne şey ki? Ma ne şey ki? Efendim bunlar ma efendim men bir de eyyü kelimesi. Eyyü kelimesi de iki fiil muzari cezmediyordu. Bunlar. Ve yecuzu itmaru in. Bu iki fiil muzari cezmeden edatlardan ini gizlemek caiz olur. Hasaten ine mahsus olmak üzere. Yani yukarıda mesela ne diyordu? Enne takdir edilir. Sadece enneye mahsus olmak üzere diyordu. Burada da ine mahsus olmak üzere in bazen takdir edilir, gizli olur. O gizli inle iki fiil muzari cezmedilir. Feten cezimül mudari'u biha muzari onunla ne yapılır? Meczum olur. Nahvı zurni yukrimke. Onun aslı intezurni. Zurni emir aslında. Beni ziyaret et, yukrimke sana ikram edeyim. Ama onu biz fiile çevirirsek zâre yezûru'dan intezurni. Eğer beni ziyaret edersen efendim sana ikram ederim demektir. Orada hani in? Orada in nerede? İn muzmar. Burada ne yapılmış? İn intezurni. O zurni emir ama fiil muzari manasına. Takdir edilen cezim edat hangisi? İn. O zaman biz onu fiil muzari çevireceğiz. Aşağıda da almış zaten. İntezurni ükrimke. Çünkü efendim şartlı. Eğer sen beni ziyaret edersen ben de sana ikram ederim demektir. İn gizli oldu orada. Evet. O zaman bu şey var ya hocam. Talebin cevabına göre fiil muzari meczum olur. He. Onun sebebi bu değil mi yani? İn orada. Tabii ki. Tabii. Yani emrin cevabında vâk olan muzariler meczum olur. Ama orada bir gizli in var. Evet. Bazen in gizli olmasa da olur bu. Misallerinde gelir. Vel amilü kıyasiyyü. Buradan da az okuyalım. Amilü kıyasi. Şimdi yukarıya geçiyoruz tekrar. Amiller ikiye ayrılıyordu. Lafzı manevi. Lafzı amiller ikiye ayrılıyor. Sema'i kıyasi. Buraya kadar sema'i amilleri gördük. Kıyasi amillere geldik. Kıyasi amil nedir? Vel amilül kıyasiyyü. Amili kıyasi. Ma bir şey ki yümkünü, mümkün oluyor. En yüz kere fi amelihi. Onun amelinde zikredilmesi. Onun yani amili kıyasinin amel etmesinde, amelini geçerli olmasında zikredilmesi mümkün oluyor. Ne? Kaidetün külliyetün. Kaide-i külliye. Kaide-i külliye bir önermeler var ya bu şeyde mantıkta. Onda bir kaide-i külliye ne olmuş oluyor? Efendim mümkün oluyor onu zikretmek. Mevdu'uha bu amil-i kıyasilerin yerleri gayru mahsurin sayıyla belirlenmiş değildir.
Yani sayı bunu ifade edemez. Çok amil kıyasiler var. Ama maddeleri 9. O kadar amil kıyasiler var ki yani bunları saymak mümkün değil. Bunları böyle bir sayıyla ifade etmek mümkün değil. Peki ve la yedurruhu, zarar vermez bu amil kıyasiye. Kevnu sıgatihi, sıgasının olması, semaiyeten semai olması. E peki o zaman lafızları semaidir, manaları kıyasidir. Çünkü lafızlar Araplardan bize intikal eden lafızlar. Mesela fiiller semai değil midir? Amil kıyasilerden bir tanesi fiil. İsmi failler, ismi mef'uller, sıfat-ı müşebbeler, mastarlar, ismi taftıllar, bunlar amil kıyasilerden. E peki o zaman bunlar lafızları semai, manaları kıyasi. Lafızların semai olması mananın kıyasi olmasına, amelin kıyası olmasına zarar vermez. Nahvu kullu sıfatın müşebbetin terfaul fa'ile. Her sıfat müşebbehe ne yapar? Efendim fa'il raf eder. Şöyle desek. Mesela Hasen'in kelimesi. Nedir? Sıfatı müşebbetün. Hasen'in kelimesi, bunun önermesi bu kayde külliye. Ya da ne diyelim burada? İsmi mensup veya ismi fail. Bunların hepsi aynı manada. Her sıfatı müşebbehe, o zaman Hasen'in kelimesi fehasenin, felafsu Hasen'in, Hasen'in lafzı sıfatı müşebbetün. Ve kullu sıfatı müşebbetin terfaul faile. Her sıfat müşebbehe fail raf eder. Fehasenin terfaul faile. Hasen'in de efendim ne yapar? Fail raf eder. Önermenin şeyi de bu. Mesela darabe desek biz. Darabe fiilün mutlaka ve kullu fiilin yerfa'u ve yansıbı. Raf eder, nasip eder. Öyleyse fe darabe yerfa'u ve yansıbı. Önerme bu. Kayde külliye bu. Yani ne yapmış oldu? Bir mukaddimesi var. Bir usta orta cümlesi var. Bir de sonuç neticesi var. Bunlara A, B, C desek olur mu? Üçünün? Olabilir tabii ki. Olabilir. Ve huve tisatün. Efendim bu kıyasi amiller kaçmış? 9. El evveli, birincisi el fiyalü feildir. Feil. Fekullü fiyalin, her feil yerfa'u ve yansıbu. Bu da bir aslında bir manada önermedir işte. Her feil raf eder ve nasp eder. Ne yapar? Raf eder ve nasp eder. Feil deyince mutlak feil lazım, müteaddi, mutasarrıf, gayri mutasarrıf, kalbi feil veya başka feiller, nakız, tam, hepsi bunun içerisine giriyor. Her feil, her feil deyince bütün feiller içeriyor. Mutlak feil diyoruz zaten. Yerfa'u ve yansıbu, raf eder, nasp eder. Mamulatin kethiraten, birçok mamulleri. Bak mamulatin yansıbının nesi? Mef'ulü. Cemene salim olduğu için neyle mensup oldu? Kesre ile. Kethiraten onun sıfatı, o onun asıl irabını aldı. Peki ne yaparmış demek ki? Raf eder, nasp eder. Ve yecuzu, oraya geçmeden önce mesela yukarıda amil-i kıyasi dedi ya, mesela feillerin tamamı amil-i kıyasidir. O zaman feillerin raf etmesi, nasp etmesi. Eğer feil raf ettiği isimle mana açısından tamam olup mansubak, bir haberi mansube muhtaç olmazsa buna tam feil deniyor. Tam feil. Ama feil merfusuyla beraber, raf ettiği isimle beraber mana açısından tamam olmayıp bir haberi mansuba muhtaç oluyorsa buna da nakıs feil deniyor. Nakıs feil. Mesela bu tam feil, nakıs feil, lazım müteaddi demek değil. Yani raf ettiği isimle tamam oluyorsa tam feil. Merfu raf ettiği isimle tamam olmuyor da bir mensup habere muhtaç oluyorsa nakıs feil. Nakıs feillerde ne var? İşte nakıs feiller, bunlara aynı zamanda nevasık feiller de deniyordu. Ya da efalül mübteda, mübteda haber üzerine dahil olan feiller de deniliyordu. Bunlar da nakıs olmuş oluyor. Peki ve yecûzu takdîmü mensubihi, feillerin
mansubunun takdimi caiz olur. Aleyhi kendi üzerine. Yani mef'ullar fiil üzerine takaddüm edebilir. Çünkü fiillerin amelleri kuvvetlidir. Kuvvetli olunca mef'ul ister başa geçsin, ister sonundan gelsin olabilir. Ama mensupların takaddümü, mef'ulların takaddümü caiz olur. Faillerin takaddümü caiz olmaz. Faillerin takaddümü caiz olmaz. Fail takaddüm ederse isim cümlesi olur o zaman. Ve hu ala nev'ayni. Bu fiiller iki nevi üzeredir. Birincisi lazımın lazım fiiller. İkincisi ve mef'ulün şey ve müteaddin müteaddi fiiller. Fiiller kaç ayrılıyor? İkiye. Bir mutlak fiil vardı hepsini içerisine alıyor. Ama burada fiiller lazım müteaddi diye ikiye ayrılıyor. Peki esas müteaddi fiille lazım fiilin anlaşılması için bu şeyde de söylemiş şerhinde de en güzel kaide eğer bedenin tamamıyla bir fiil, bedenin bütünüyle işleniyorsa nasıl fiil? Lazım. Lazım fiil. Harece zeydin. Zeyd çıktı. Çıkmak vücudun bazı cüzleriyle mi? Yok. Bedenin tamamıyla çıkıyor. Kade zeydin. Zeyd oturdu. Vücudun tamamıyla, bütünüyle yapılan fiiller lazım fiildir. Vücudun belli organlarıyla cüzleriyle yapılan fiillere müteaddi fiil denir. Darabe zeydün amran. Darp. Darp neyle olur? Elle olur. Veya ayaklı olur. Bak. Ha burada da onu söylemiş. Çok güzel bir tarif yapmış. Bunu daha önce de söylüyoruz ama orada on almış. Kıyle fi marifetil müteaddi tabitun bir kaide var. Ve huve ennemâ yef'al ennemâ yuf'al bi cumu'il beden. Bedenin tamamıyla yapılanlar fehve lazımın. Lazımdır. Kekâme ve zehebe ve ma yuf'alu bi udvin vahidin bir organla ev kalbin ev hissin ya da kalple hisle yapılan şeylerde fehve müteaddin müteaddidir. Darabe, alime, zâka evet işte bu. Bu da bir tarifi yani. Fellâzımı lazım nedir? Ma bir şey ki la yetim fehmuhu anlaşılması tamam olmuyor. Bir gayri ma vaka aleyhil fiyalu. Lazım neymiş? Fiilin üzerine vak olduğu şey olmaksızın manası tamam olandır. Tamam olmayan değil, tamam olan. Fellazım lazım nedir? Ma bir şey ki yetim mü tamam oluyor. Fehmuhu mananın anlaşılması. Fehmuhu medlulünün anlaşılması. Bir gayri ma bir mef'ulsüz ki vaka vâkı oldu. Aleyhün üzerine el fiil fiil. Failin fiilinin üzerinde uygulandığı şey olmaksızın, mef'ul olmaksızın fiil failiyle mana yönünden tamam oluyorsa buna lazım fiil deniyor. Bak tarifi böyle yapmış. Mâ yetimmü fehvuhu. Mesela haraca zeydin dediğimiz zaman mef'ul ihtiyaç var mı? Zeyd çıktı. Failin uyguladığı fiil kendi üzerinde uygulanan şahıs olmadan yani mef'ul olmadan failin fiili anlaşılıyorsa o zaman buna ne diyoruz biz lazım fiil. Ama fiil failiyle mana açısından tamam olmayıp mef'ule ihtiyaç duyduğu zaman da müteaddi fiil diyoruz onlar ileride gelecekler. Nahvı gâde zeydün gibi. Gâde zeydün. Zeyd oturdu. Şimdi zeyd oturdu deyince daha bir mef'ule ihtiyaç duyulmuyor. Zeyd oturdu. Zaten gu'ud da bütün vücutla yapılan bir fiil. Gade burada fiil. Zeydün de onun faili. Mef'ule ihtiyaç yok. E peki mef'ul gelse? Mef'ul gelse de olur. Mesela fuzda. Ve la yansıbul mef'ule bihi ama lazım fiiller. Mef'ul bihi nasip etmez. Bi gayr harfil cerri. Harfi cerle harfi cer olmaksızın mef'ul almazlar. Lazım fiiller ancak harfi cer. O zaman gade zeydün ma amrin. Olabilir mi? Olabilir. Ya da bir amrin desek. Amirle oturdu. Evet. Demek ki lazım fiiller harfi cer olmaksızın işte merartu bi zeydin gibi. Şey murra bi zeydin gibi. Merartu değil. Murra bi zeydin. Evet. Murra bi zeydin. Neyle orada naib fail aldı? Meçhul fiiller de mef'ul almaz.
O zaman mef'ulü naib-i fail oluyor. Harf-i cer vasıtasıyla. Harf-i cer. Harf-i cer vasıtasıyla ne yapmış oluyor? Mef'ul almış oluyor. Harf-i cer olmadan mef'ul almaz. Evet. Vela yansıbul mef'ule bihi. Efendim lazım fiilleri mef'ulü bihi nasip etmez. Bi gayri harf-i cerri. Harf-i cer olmaksızın. Çünkü harf-i cer olmadan mef'ule ihtiyacı yoktur. Feminhu. Buraya ayrı bir başlık. Efendim. Buraya acaba biraz zamanımız var. Şeye kadar okusak, mütehaddiye kadar. Çok mu olur? Çok da olmaz. Feminhu. Lazım fiillerdendir. Ef'alül medhi ve zemmi. Medih ve zem fiilleri. Ve hiye bu medih ve zem fiilleri, medih fiilleri ni'me min ni'medir lil medhi medih için. Ve bi'se bi'sedir lil zemmi zem için. Bi'se zem fiili, ni'me medih fiili. Ni'me, övme fiili. Peki bunlar lazım fiillerden. Medih ve zem fiilleri lazım fiillerden. Ama bunların amel etmeleri için şartlar lazım. Bu şartlar neler? Ve şartuhuma, medih ve zem fiillerinin efendim amel açısından amel etmelerinin şartları en yekûnel fa'ilü, birinci şart buymuş. Medih ve zem fiillerinin faillerinin olması. Muarrafen billam. Muarraf billamlı kelime olması lazım. Muarraf billam yani el taksi olacak başında. Marife olacak. Ev mudafan ileyhi ya da muarraf billamlı kelimeye muzaf olacak. Ev mudmaran mümeyyezen. Binekiratin ya da medih ve zem fiilinin faili gizli olacak zamir. Ama nekre bir kelimeyle de temyiz edilmiş olacak. Mesela ni'me racülen zeydün gibi. Ni'me racülen zeydün. Mesela ni'me racülen. Ni'me ne güzel oldu. Hüve o. Ne yönünden? Racülen. Racülme yönünden. O da kimmiş? Zeydün Zeyd. O zaman buradaki racülen temyizdir. Peki onda amil olan hangisidir? Müstetir zamir. Nerede? Ni'mede. Evet. Çünkü diyor efendim onu temyiz eden o ni'menin tahtındaki zamiri racülen. Zeydün ne oluyor? Zeydün de onun mahsusu. Mahsusu. Şimdi medih ve zem fiillerinde zemme mahsus olan, zem kendisine ait olan ya da medih kendisine ait olan bir mahsus zikretmek gerekir. Bunu zaten söyleyecek. Ne yapmak gerekiyor? Bir mahsus. Mahsus ne demek? Yani medih kime ait? Zem kime ait? Şimdi ni'me racülen dedi ya da ni'me racülü Zeydün dediğiniz zaman ni'me racülü adam ne orada marife bak. Muarraf billamlı. Adam ne güzel oldu. Kim o? Zeydün. Hüve Zeydün. İrabi gelecek zaten. Hüve Zeydün. Ya da ni'me racülü. Haber-i mukaddem Zeydün müptede-i muakkar diye söylenmiş gelecek onlar. Demek ki medih ve zem fiillerinden sonra mutlaka bir mahsus zikredilmesi lazım. Ve yüzkeru ba'de zalik bu faillerden sonra zikredilir. El mahsusu bir mahsus. Mahsus neydi biraz önce söyledim. Medha veya zemme, zem veya medih kendisine ait olan demektir. Medih kime ait? Zem kime ait? Ne olduğu halde mahsus zikredilir? Mutabikan lil faili. Faile de uygun. Nerede faile mutabık olacak? Lafızda. O müfretse o da müfret. O tesniye ise o da tesniye. O cemi ise o da cemi. Yani lafza mutabakat edecek, tamam mı? Ne yapacak? Lafza mutabakat edecek. Faile uyacak. Şimdi ve huve mübtedeün. Bu mübtedadır. Hangisi? Mahsus. Ve ma kablehu, ma kabli de haberuhu, haberidir. Ma kabli, yani bir manada böyle. Şimdi bunun iki şeyi var yalnız. Başka kitaplarda onu söylüyor. Mahsusun iki türlü irabı var. Ya mübtede-i muakkar, ni'mer racülü, haberi mukaddem cümle olarak. Muhallen merfu. Ni'me feil, racülü fail, efendim, haberi mukaddem, muhallen merfu.
Zeydin ne oluyor o zaman? Mübtede-i muahhar. Ya da neyeme feil. Er-racülünün faili. Mahsus, mübtede-i mahsufun haberidir. Hüve racülü, hüve zeydin demektir. Hüve mübteda, zeydin haber. O zaman ne olmuş oluyor? Mahsuf bir mübtedanın haber olmuş oluyor. İki türlü irab. Nahu ne gibi? Neyeme racülü zeydin gibi. Neyeme racülü. Neyeme ne güzel oldu. Kim er-racülü? Bir adam. Bu neye misal? Muarrab, failin muarrab billamlı kelime olduğuna misal. Burada ne getirdi? Neyme racülün demedi. Neyme racülü. Nekre kelime elif lam taksiyle marife kılındı. Zeydün de onun mahsusu. Peki bunu irab edirken ne diyeceğiz? Neyme fealün mebniyün ya da fealün mine fealil medh diyeceğiz. Mebniyün alel fetih. La mahallehu minel irab. Er-racülü failün merfuğun ve alametu raf'ihi eddammetu zahiretu fi ahirihi. Tamam mı? Zeydün yukarıdaki gördüğümüze göre mübtede'ün muakharun merfu'un ve alametu raf'ihi eddammetu zahire. Ni'mer racül fe'l el-fe'l ma fa'ilihi cümletun fe'liyetun fi mahalli raf'in haberun mukaddemin. İkisi beraber mahalle merfu. Nime kendi başına irapta mahalli yok. Ama cümle olarak mahalle merfu haberi mukaddem. Öyle söyledi. Şimdi Zeydün mübtedai muahhar. Efendim? Zeydün'de mübtedai muahhar oluyor. Mübtedai muahhar. Ama bir başka irap onu söylemedi burada. Bir başka tevcih neydi? Hüve orada mübtedai mahsuf. Zeydün'de onun haberi. Öyle de irap ediliyor. Yani mahsuf mübtedai haberi mi diyeceğiz? Hangisi? Mahsus müddeden haber olmuş oluyoruz. Mahsus. Mahsus mesela ni'mer racülü adam ne güzel oldu deyince o güzellik kendisine has olan kimmiş? Zeydün Zeyd. Mahsus o işte. Ve ni'me gulâmer racülü zeydâni. Ve ni'me güzel ne güzel oldu. Gulâmer racülü adamın iki hizmetçileri, köleleri. Şimdi burada gulâmâni ismi şeyi aslı. Racül kelimesine muzaf olduğu için nun düşmüş. Bak kendileri nekre, ulaman aman muarrak billamlı kelimeye muzaf olduğu için medh fiilinin faili muarrak billamlı kelimeye muzaf olmuş oldu. Yuhadi demedi mi? Ev mudafen ileyhi. Muzafın ileyhi demek değil. İleyhinin zamiri muarrak billamlı kelimeye muzaf olacak demektir. Ev mudafen ileyhi. Muzafın ileyhi olacak demek değil. Onun manasını söyleyeceksiniz. Ev mudafen ya da nimenin faili muzaf kılmış olacak ileyhi o muarrak billamlı kelimeye demektir. İkincisi de bu. Ez-Zeydani de o zaman mahsus. Adamınki köleleri kimmiş? Zeytler. İki Zeyt. O da mahsus. Yine bunun irabı yukarıdaki gibi. Ve ni'me racülen zeydün. Ni'me burada medih fiili. Racülen faili altında gizli hüve. Oraya hüve yazacaksınız altına. Hüve mukadder faili müstetir. Racülen nekre bir kelimeyle temyiz edilmiş bak. O yukarıda demedim mi? Ev mudmaran ya da fail zamir olur. Mümeyyezen temyiz edilmiş. Bir nekirati nekreyle temyiz edilmiş. Nimenin o zaman nimenin faili hüve ama söyleyin müpem bir kelime. Mümeyyizi neymiş onun? Racüle. Evet. Mümeyyiz, racül mümeyyiz, mümeyyiz oradaki hüve. Zeydün de oradaki hüvenin mahsusu. Bu kadar işte. Fakat yuksefül mahsusu bazen cümlede mahsus hasfedilir. İza ulime bil karineti. Karinele bilindiği zaman. Yani mahsusun hasfedildiğine dair bir alamet varsa mahsus hasfedilebilir. Örnek vermiş mi? Örnek vermiş. Aşağıda sizin oradan bilmiyorum aynısı mı? Ke kavlihi teala inna vecednahu sabira. Biz o Eyyub'u sabredici bulduk. Ni'mel abdi. Ni'mel abdi. Ne güzel kul oldu. Ne güzel oldu. El abd o kul. Ahdi zeyni bak. Zihnimizde bir kul var. Kim o? O da Eyyub Aleyhisselam. Ey Eyyub'u Aleyhisselam demedi. Niye? Peki karine ne burada?
Kelam ondan bahsediyor zaten. İnne vecednâhu efendim sabira. Biz onu sabredici bir kul olarak bulduk diyor. Kimden bahsediyormuş? Karine neymiş? Kelam karinesi. Daha önceki zikredilen cümle ondan bahsettiği için o karineyle ne'mel abd ne'me medih feili el abdü faili mahsus hasfedilmiş. Eyyubu aleyhisselam. Evet. Fakat yetekaddemu alel fiili. Bazen mahsuslar, bak dikkat edin, fail değil. Mahsuslar fiilin üzerine tekadüm eder. Anlıyor musunuz? Evet. Fiilin üzerine tekadüm ediyor, mahsus. Evet. Çünkü müpteda da asıl olan takdimdir. O da demedi mi o? Müpteda-i muakkar, efendim, öteki cümlede haber-i mukaddem, bir kapı çalıyorsun, sanki zil çalıyor. Efendim, ne oldu o? O zaman hasfedilmiş oldu. Tekadüm etmiş oldu. Ney? Yani mahsus fiilin üzerine tekadüm ediyor. Nahvı şunun gibi. Ezzeydûne ni'mel rical. Dikkat edin. Ezzeydûne zeytler kimdir? Ni'mel rical. O da onun haberi. Burada dikkat ederseniz rical neymiş? Aleyküm selam. Rical burada cemi, bak fail, hem muarraf billamlı bir kelime, hem cemi, hem muarraf billamlı kelime, ezzeydun onun mahsusu, o ona uyacaktı ya. Evet. Bak, faille mahsus arasında bir mutabakat olacak. Faille mahsus arasında bir mutabakat var burada. Yukarılarda da var mı? Yukarılarda da var. Mesela ni'mer racülü zeydün dediğimiz zaman, ni'menin faili er racül, muarraf billamlı kelime, Zeyd'in de onun mahsusu. O müfret, o da müfret. O marife, o da marife. O müzekker, o da müzekker. Gulâmer racülü zeydâni de gulâma burada nîmenin faili tesniye, muarraf billâmlı kelimeye muzaf olmuş. Ezzeydâni mahsus, o da tesniye. Ötekinde de nîmer ricâlu ezzeydûne nîmer ricâl bu şekilde burada da mahsus fiilin üzerine takaddüm etmiş. Çünkü mahsuslar bir manada müptedadır. Müptedalar haberin üzere takadüm eder. Ama ni'mer racülü Zeyd'in dediğimizde teahhür etmiş. Yani ni'mer racülü haberi mukaddem kabul ediyor cümle olarak. Zeyd'ini de müptedayı muakkar kabul ediyor. Bir başka tevcih neydi? Mahsuslar müptedayı mahsufun haberidir. Hüve Zeyd'in demektir. Hüve Zeyd'in. Bütün tevcihlerini de gösterdi. Bak kısa bir izah ama hepsini içerisine aldı. Evet. Vesae. Sae mislu bi'se. Bi'se gibidir. Yani o da zem fiilidir. Sae metelenil kavmüllezine kezzebu bi ayatillah. Sae. Bu sae de bi'se gibi zem fiili. Bi'se de zem fiili. Sae de zem fiili. Bi'se, sae. Kur'an'da geçiyor. Şimdi bunun faili ya muarraf billamlı kelime olur. Ya efendim nekreyle temiz edilmiş zamir olur. İşte yukarıda geçen ni'me racülen zeydün gibi. Ni'menin altında hüveydi. Sa'nın altında da hüve. Ya da ne olur? Efendim muarraf billamlı kelimeye muzaf olur failleri. Sa'e mitlu bi'se. Ve habbeza habbeza da lil medhi medih içindir. Ni'me medih övme. Habbeza da övme fiili. Medih fiili. Ama bunun bir farkı var. Bunun faili kendisinde zâ. Habbe zâ. O ne güzel oldu. Ve failuhu zâ. Onun faili neymiş? Zâ. İsmi işaret oradaki. Zâ. Habbe zâ. O ne güzel oldu. Demek ki ama ötekilerde öyle değildi. Sâede, bi'sede, ni'mede ya failler muarraf billamlı olarak ya da muarraf billamlı kelime muzaf olarak açıktan gelir ya da nekreyle temyiz edilmiş zamir olarak gelir. Ama bu habbenin faili kendisine bitişik. Habbe zâ. Böyle beraber geliyor zaten. Habbe zâ. Evet. Ve fa'iluhu zâ. Ve la yetegayyaru. Bu zâ değişmez. Yani zâ isterse mahsus ya da şimdi mahsus demeyelim. İsterse müfred olsun, ister tesniye olsun, ister cemi olsun, ister müzekker, ister müennes. Hepsine habbe zâ. Habbeza Zeynep'ü desek. Habbeza Zeydün.
Habbeza zeydune, ez-zeydun. Ya da zeydune. Habbeza ricalun. Habbeza nisaun. Hiç değişmez o. Ve müfrettir. Evet, bu da başka bir kaide. Bu da çok önemli, bakın. Yani çok uzatmadı ama şeyi, bu medih ve zem fiillerinin izahını, tamamının efendim ne olduğu kaidelerini almış oldu aşağı yukarı. Mesela o değişmeyenlere misal, habbeze zeydani, habbeze zeydune, habbeze hindun, habbeze el hindani, habbeze el hindat gibi cemileri var. Yani o za hiç değişmiyor. Za fail olunca ondan sonra gelenler onun neyse ne olmuş oluyor? Mahsusu. Yani oradaki medih ve zem kime aitse onlar zikredilmiş oluyor. Ve ba'dehu, ama o zaden sonra gelir el mahsusu, bir mahsus. Mahsus ister müfred olsun, ister tesniye, ister cemi, ister müzekker, ister müennes, za kelimesi aynı halde kalır, değişmez. Ve irabuhu, bu zanın irabı ke irabı mahsusu yok, ve irabuhu zanın mahsusunun irabı. Ve irabuhu dediz zanın değil, zanın mahsusunun irabı ke irabı mahsusu ni'me, ni'menin mahsusunun irabı gibidir. Şimdi ni'menin mahsusunun irabı neydi? İki tevcih vardı. Burada birisini gösterdi sadece. Ya müptede-i muakkar olur, kendisinden önceki cümle rafi mahallinde haber olur. İkinci tevcih de neydi? Ya feil fail habbeza derken ya da şey derken, ni'mer racül derken o feil fail olur. Mahsus, müptede-i mahsufun haber olur. Nahvu habbeza gibi. O zaman habbe ne diyeceksiniz? Fe'lun min ef'alil medhi. Mebniyun alel fetih. Ve fa'ilun mebniyun alel sükun fi mahalli raf'in. Fa'ilun mebniyun alel sükun fi mahalli raf'in fa'ilu habbe. Habbenin fa'ilidir. Zeydun mahsusu za. Mahsusu za ya da mahsusu habbe. Habbenin mahsusudur. O zaman mübtedeun muakkarun diyeceksiniz. Ya da zeydun huve haberu mübtedein mahsufin. Haberu mübtedein mahsufin. Hüve zeydün demektir. İki şekilde almış onu. Evet. Bitti değil mi? Evet. Buraya kadar. İpeyce ders okuduk. İnşallah ona göre çalışalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.